Faydat yaramış sana. Daha da güzelleşmişsin. Buranın yiyecek ve içeceklerindendir. Hakikaten her şey çok lezzetli. Yemekte göreceksin zaten. Sana çok güzel yemekler yaptırdım. Hoş geldiniz payitahta, evime. Kendi evinize gibi rahat edin. Oturmaman daha iyi. Abdülhamit, borçların birleştirilmesi vazifesini bana verdi. Eğer yapamazsam, bana olan itimadını kaybederim. Ben kaybedersem, Abdülhamit'e karşı giriştiğimiz bu savaşta siz de kaybedersiniz. Ne de olsa müttefikiz. Müttefik değiliz. Sen benim askerimsin. Abdülhamit'in istediğini yaparsak Osmanlı'nın iktisadi kalkınmasının önü açılır. Osmanlı borçlarından kurtulduğunda Abdülhamit tahtında olmayacak ama. Yani bu bizim işimize gelecek, değil mi? Mesele o kadar basit değil güzel kızım. Abdülhamit'in yapmak istediği bir sürü iş var. Borçlarından kurtulduğunda hemen bunları yapmaya koyulacaktır. Bu işler Osmanlı'nın yükselişinin önünü açar. Yükselen ve kuvvetlenen bir Osmanlı sultanını tahttan indirmek zor olur. Ne yapacağız peki? Yapılması gerekeni yaptım. Abdülhamit hükümet kuramayacak. Sadrazamlık vereceği paşa bulamayacak. Bulsa bile kurduğu hükümet baki kalmayacak. Devlet içinde vaziyet keşmekeş muallak bir hal alacak. Biz de verdiğimizi Osmanlı'dan geri alacağız. Nasıl emin olabiliyorsunuz bundan? Çünkü Abdülhamit bürokrasiyi Yıldız Sarayı'na topladı. Bütün devleti oradan idare ediyor. Paşalar yanlış bir hamle yaparsa anında müdahale edebiliyor. Biz de bu idare tarzına çomak sokacağız. Yıldız'la paşaların arasına mesafe koyacağız. Ve idare krize girecek. Çok iyi bir tertip. Zekanı kimden aldığın belli oluyor.